Mete ne demek istedi? Ne olmuş ki haline? Halin evlendi. Evlendi mi? Evet. Böyle apar topar. Ne yazık. Çok şaşırdım. Yazık oldu doğrusu. Demek okulu bitiremeyecek o halde. Sağ ol. Allah Allah. Çocuklar, Ece Hanım kim biliyor musunuz? Şurada. Sağ ol. Ece Hanım siz misiniz? Evet, benim. Merhaba, ben Ali Akarsu. Mete'nin babasıyım. Memnun oldum. Ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim Hoca Hanım. Bazı şeyleri henüz öğrendim. Yani Mete ile aranızda geçen şeyleri. Mete ile aramızda geçenler bazı şeyler gibi çirkin bir imayla ifade edilebilecek türden şeyler değil Ali Bey. Sözünüzü bilin lütfen. Neyse ne Hoca Hanım. Madem ki bir şeyler yaşandı, siz hiçbir şey hissetmediniz mi? Mete daha çocuk yaşta. Aklı beş karış havada. Ufacık bir bakış, bir dokunuş, bir gülüş. Ne bileyim, yanlış anlar. Anlayamadınız mı? Ali Bey, şu anlattıklarınızı yeni öğrenmişsiniz. Gelip bana akıl veriyorsunuz. Sizin aklınız bugüne kadar neredeydi? Mete ailevi meseleler yüzünden hırçın ve etrafını kırıp döken bir çocuk haline gelmişti. Ben onu kazanmaya çalıştım. Ve kazandım da. Çok değişti. Ama ne yazık ki etrafındaki insanları değiştirebilme şansım yok tabii. Beni mi kastediyorsunuz hanımefendi? Mete'nin ve Mete gibilerin böyle olmasına neden olan, sonra da onlara hastalıklı mahluklar gibi davranan herkesi kastediyorum. Canım, sizin baba! Çok fazla uzunmuş. Sakın onu okurayım hemen. Kendinize bilin yoksa ben bildiririm. Elini süreyim deme baba. Sen karışma. Elini süreyim deme baba. Git buradan baba. Mete, biz babanla sadece konuşuyorduk. Siz onunla konuşmasını bilmezsiniz hocam. Onunla konuşmayı ben bilirim. Mete, sen çekil bakayım şöyle kenara. Ali Bey, siz de gidin artık. Burada böyle halledilecek mevzular değil bunlar. Tamam, gidiyorum. Siz de üstünüze düşeni yapın lütfen. İnci Hanım, siz de bundan sonra Mete'den uzak duracaksınız artık. Amiriniz olarak istiyorum sizden bunu. Yok müzik kursuymuş, yok orkestra çalışmasıymış, yok bravoymuş. Bunların hiçbiri olmayacak. Başka müzik öğretmenimiz de var. O halleder bu işleri. Siz karışmayacaksınız. Müdür Bey, durup dururken bunlara ne lüzum var şimdi? Durup dururken mi? Mete, nişanlınız Sedat Bey'in yolunu kesmiş. Onu tehdit etmiş, saldırmış. Bunun neresi durup dururken? Ben ne diye çağırdım Ali Bey'i zannediyorsunuz ha? Ne yapsaydım yani? Mete? Can ben... Merak ediyorum hocam. Gel. Sen hakikaten Sedat'ın yolunu kestin mi Mete? Onu tehdit ettin mi? Bu neden ona sormuyorsunuz? Böyle anlatan o. Ben sana soruyorum. Siz o adamı seviyor musunuz? Ben bu soruyu size daha önce de sormuştum. Parkta hatırladınız mı? Yine böyle susmuştunuz. Siz o adamı seviyor musunuz hocam? O adam dediğin benim nişanlım.
Ben o adamı seviyorum. Şimdi sen benim soruma cevap ver. Sen gerçekten Sedat'ı yolunu kestin mi? Ha? Onu tehdit ettin mi? Yazıklar olsun. Nerede kaldı bu İnci Hoca ya? Size söylemem gereken bir şey var arkadaşlar. Ben artık sizin grubu çalıştırmayacağım. Ama neden hocam? Öyle olması lazım geliyor. Bana kızgın mısınız? Değilim. Kendime kızgınım. Kendinize kızmayın. Sizin hiçbir suçunuz yok. Bütün bu olanlar benim eşeğim. Yok yok. Ben de az eşeklik etmedim. Bizi bırakmayın hocam. Biz siz olmadan bir şey yapamayız. Yarışmada bir şansımız olmaz. Olur. Çalışırsanız olur. Ben siz olmadan yapamam. Artık tek başına olmanın zamanı geldi mi? Ne yapacaksan kendi başına yapacaksın. Artık ben yokum. Senin hayatından tamamen çıkıyorum. Çıkamazsınız. İsteseniz de çıkamazsınız. Beni çalıştırmazsınız. Dersime girmezsiniz. Koridorda karşıma çıkmazsınız. Bu okuldan gidersiniz, bu şehirden gidersiniz, bu ülkeden gidersiniz ama buradan çıkamazsınız hocam. Burayı terk edemezsiniz. Sizin yapabileceğiniz tek şey beni hayatınızdan çıkarmak olur. Bir tek bunu yapabilirsiniz. Ama size benim hayatımda varsınız. Olacaksınız.